Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIT Geometri Soru Bankası kitabında benzerlik konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası bakıyoruz hemen. 58 ve 59'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda bir gönye verilmiştir. 9, 12, şu gönyenin şurası dik üçgen şeklindeki gönye dediği için 90 derece. 9, 12, ne üçgeni? 15 üçgeninden burası 15'tir. Şimdi dik üçgen şeklindeki gönyenin karşılıklı kenarları birbirine paralel. Bununla bu paralel. Sonra şununla şu paralel, şununla da şu paralel. E o zaman şurası da yöndeşlikten dolayı 90 derece değil midir? Evet. Hatta burası alfaysa burası da alfadır. Burası beta ise burası da betadır. E hocam 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 15 olmuş. İki üçgen benzer mi? Benzer. Açı açı açıdan. O zaman benzerlik oranında 5 iken 15. Yani 1'e 3. O zaman 9 ise 3'te biri 3. Hatta 3, 4, 5 üçgenden 4 ya da 12'nin 3'te birinden dolayı 4. İç kısmının çevresi soruluyor bize. 3, 4, 5'in toplamı isteniliyor. Bizden o da kaç yapar? 12 yapar. Evet birinci soru Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda birer açılara eşit verilen üçgenler var elimizde. Hocam bir tane üçgenimiz bak bu kırmızıyla. Öbür üçgenimiz de bak şu. Şöyle göstereyim ben şuna. Ee, maviyi de şöyle çizeyim isterseniz. Evet mavi üçgen de şu. Evet bir bu, bu ve şu değil mi? Evet. Kırmızı ve mavi üçgende birer açılar eşit bir eşit. Ortak açı var mı? Açı var mı? Var. Hocam şurası. Çizgi karaladığım kırmızıda üçüncü açı çift çizgiyse. çizgi ise çizgi karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. E kırmızıyla mavi benzer oldu. Hatta çift çizginin karşısı şeyden başlıyor. Kırmızıdan çift çizginin karşısı 10 bölü çift çizginin karşısı 8 eşittir. Karaladığım açının karşısı yok ama FC isteniliyor bizden. FC neredesin? Şu FC. Oo. Bir de DF isteniyor. Ya hocam o zaman ben burada şuna dalmalıyım aslında. Biraz da. 8 ve 10. Tamam şu 16 nerede? Çizginin karşısında. Çizginin karşısına bakayım. Şuraya bir A diyeyim. Çizginin karşısı 8 artı A'nın. Dur dur dur. Olaylar karışacak. Çizginin karşısı 16 y oranı. E hocam 2 kat 2 kat 20. E burası 20 ise A'yı da kaç buluruz zaman? 12 buluruz. Evet A 12. Şimdi benden ne isteniyor? X bölü Y oranı isteniyor. Bak 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 olaya bak. X bölü Y. X bu üçgende, Y de bu üçgende. E hocam bir açıları eşit. Ortak açılar var mı? Var. Bak şuradaki açılar. Ortak açı hocam buradaki açı. Şuraya çift çizgi diyeyim. Burası da çift çizgi. Hatta buraya çift çizginin bir çizgisi şeklinde göstereyim. E hocam şuradaki açıyla da, şuradaki açı ne olmak zorunda, işte olmak zorunda. Çift çizgi, çift çizgi, üç çizgi. Çift çizgi, üç çizgi. O zaman burası noktaysa burası da nokta olacak. Yani bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta burada 3 çizginin karşısı 6 iken 3 çizginin karşısı 12 olmuş. 1'e 2 olan var. O zaman noktanın karşısı x e, noktanın karşısı 2x olmaz mı burada? Evet. Benden x bölü y oran isteniyor. x bölü y. Y yerine ne yazacağız? 2x yazacağız. Ve cevap 1 bölü 2 çıktı. Tamam. Büyükle şuradakinde benzerlik uyguladık. Burayı bulduk. Sonra x ile y şu ayrı ayrı üçgenlerdeydi. Açılara dalınca bunlar da benzer çıktı. Ve 1'e 2 orandan 2x yazdık. Ve oranlamada 1 bölü 2 çıktı. İkinci soru Edremit. Geldik 3'e. Evet üçüncü soruda ne demiş? B noktasında bulunan bir direğin tepesindeki ışıktan dolayı E noktasında bulunan 180 santimetre uzunluğundaki Ahmet'in gölgesi şekil 1'de 10 metredir. Evet. Sonra buna göre Ahmet direkten 7 metre uzaklaşınca uzaklaşıyor 7 metre. 7 metre uzaklaşınca ne oluyor o zaman burası? 21 mi oluyor? Evet şekil 2'deki gölge boyu ne olur diye soruluyor. Yani şuradaki x ne olur diye soruluyor. Arkadaş burası burada hala sabit değil mi? Evet sabit 180. E ben burada 180 santimetre hatta burası. E o zaman ben burayı ilk önce şu direğin boyunu bulalım buradan. Şu bölü şu. A hocam 10 bölü kaç? 24. 10 bölü 24 eşittir. 180 bölü A'dan değil mi? 180 bölü A'dan dolayı A'yı bulabilirim. Hocam kaç katı? Sadeleştirmeleri yapalım. Sadeleştirmeleri yapalım. Ya da direkt şey yapalım bunu. Hocam şunlar sadeleşsin. A da buradan kaç çıkıyor? 18 çarpı 24 yapıyor. Tamam. 18 çarpı 24 olsun burada. E ikincisine gelecek olursak hocam burada da temel orantı var yine. X bölü X artı 21 eşittir. 180 bölü. Burası da 18 çarpı 24 değil mi? Evet. 180 bölü 18 çarpı 24 olacaktır. E şunlar sadeleşti. Bununla bu sadeleşince 10 kaldı burada. E hocam burada 5 burada 12 sadeleştirdim. 12x eşittir 5x artı 5 21 ile 5'i çarpı kaç yapıyor? 105 yaptı. Buradan 7x eşittir 105'ten x de kaç buluruz? Sanırım 15 buluruz. Evet, x 15 çıktı. Bizden zaten şekildeki gölge boyu isteniyor. E burayı 15 bulmuş olduk. Olay bitti. Ya hocam bunları niye metreye çevirmedik? Zaten santimetre oranı metre oranına da vermez mi? Verir. Yani hiç burada şeyle uğraşmadık. Santimetreleri çevirmedik. Ee, sonuçta en son buradaki x'i bulduk biz. Burası metre burası da metre cinsinden çıktı. Burası santimetre burası da santimetre. Santimetre oranlamaları yani metreye çevirsen de 1.8 e, bu da e, 0.18 çarpı 0.24 şeklinde de düşünebilirdik burada. Ama santimetre oranları metre oranları da eşit oluyor. O yüzden burada bir sıkıntı yok. Ya da bunları metreleri santimetreye de çevirip oradan da yapabilirdik. Ama bence gerek yoktu burada. Cevap 15 yaptı. Üçüncü soru balıkesir oldu. Geldik dörde. Aşağıda zemin üzerine renkleri dışında özdeş olan dikdörtgenler şekildeki gibi konmuş. Evet 3'e 15'lik dikdörtgenler var elimizde. Tamam. E hocam şurası 3 burası 15. Yani şurası da 15. Aklımızda bulunsun. Hatta niye aklımızda bulunsun? Tamam. Şöyle yazdık burası da 3. E bir tanesi böyle ters çeviriliyor. Evet. Son durumda şöyle çeviriliyor bir tanesi. Döndürülüyor. K köşesi. L köşesi etrafında. Son durumda K köşesinin zemini olan uzaklığı 9. E hocam K köşesinin zemini olan uzaklığı 9. Burası 3 ya. O zaman buraya kaç kaldı? 6 kaldı. E hadi buradan devam edelim bakalım. Dal alfa beta ya. Alfa beta 90'lar havada şu. Alfa beta şu zemine paralel olduğundan 90 burası. Yani senin şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta 1'e 2 oran var burada. E hocam A ise burası 2A. Toplamda 3A eşittir 15 ise A'yı buradan 5 buluruz. Burası 10 çıkar o zaman. E olay bitti. 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 8 çıktı burası 6 8 10'dan. E tamamı bunun kaçtı 15'ti buraya 7 kaldı. İşte burada da bir pisagor yaparsak x'in karesi 6'nın karesi artı 7'nin karesinden dolayı x kare eşittir 36 artı 49'dan dolayı kaç 85 mi çıkıyor? x böylelikle kök 85 o olacaktır. Yani cevap denizli oldu 4. soruda geldik 5'e. Şöyle bir katlama var. Katlamada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? 4 ve 6 da verilmiş orada. Eski haline geri açalım. Şöyle eski haline geri açalım bakalım şunu. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E hocam burası dörtgen, burası da dört olacak. 4'ten 3/2 çıkınca kaç kalıyor arkadaşım? 5/2 mi kalıyor? Evet, burası 5/2. Bak dikkat et. Dörtgen 4. Dört. Altı iken 6. Eyvallah. a hocam burada şunlar inşallah paralel verilmiştir. Evet, paralel verilmiş burada görüyorsun bak. E şunlar birbirine paralel verilmiş ya. Bunlar paralelse 3/2'ye 5/2, 3'e 2 oran var. 3'e 5 oran var. E o zaman 3A ise burası da 5A'dır. A burası 6 ya. EL uzunluğu isteniyor bizden. Bitti olay. Bak şu paralellikten 3'e 5 olan var. 3'e 5 oran. Toplam 8A. Üst üste binen kenarların eşitliğinden 6'dır. A da buradan 2'ye böl 3, 2'ye böl 4. Ama bizden ne isteniyor? EL. Şurası. Yani 5A isteniyor. 5 çarpı 3 bölü 4 isteniyor. O da 15 bölü 4 çıkar. Yani cevap denizli oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet bu klasik soru biliyorsunuzdur bunu. Hocam şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de şunlar da birbirine paralel verilmiş. Öncelikle kırmızı paraleliklerde oran var. Hocam 5'e 2 oran var yukarıdan aşağıya. Burada da yukarıdan aşağıya 5'e 2 oran vardır. Yani 5K ise burası ne olacaktır? 2K. Şimdi ben şu mavi paraleliklere bakacak olursam. Yukarıdan aşağı yine 5'e 2 oran var. E burada da bu oran eşit olacak. 5 bölü 2 eşittir 7 bölü x olacağından dolayı 5x eşittir 14 olduğundan x de böylelikle 14 bir 5 çıkar mı? Çıkar. Evet Altın soru denizli oldu. Geldik 7'ye. Zehra öğretmen geometri dersinde gölge boyunun Thales teoremi yardımıyla hesaplanacağını aşağıdaki düzenekli öğrencilerine anlatıyor. Evet önce 50 santimetre yüksekliğinde bulunan 24 santimetrede bir nesne tutuyormuş buraya. Boyunu da kaç ölçmüş? 10 santimetre ölçmüş. Daha sonra perdeyi kaldırarak nesne. Bak perde önceden neredeydi arkadaşlar? Perde önceden buradaydı. Ve buradaki uzunluk kaçtı? 10'du. Burası kaç? 24. Burası kaç? 50. Sonra e, perdeyi kaldırdığım zaman diyor Zehra e, şekil 1'deki ışık kaynağının perdeye olan uzaklığı 60 cm olduğuna göre. Evet. Bak. Işık kaynağının şuraya olan uzaklığını vermiş bize. Oo, Bak sen şu işe. Burası 60 olduğuna göre diyor. Işık kaynağının perdeye olan uzaklığı 60 santimetre olduğuna göre Zehra öğretmen öğrenciye sorduğu sorunun cevabı nedir diye soruluyor. Evet. Bu arada zemindeki gölgenin boyu isteniyor. Şurası isteniyor. Arkadaşlar önce şurayı yorumlayalım. Şimdi şuradan şuraya ne var? Artışlara bakalım. 14 artış var değil mi? Burada 14 artış var. Buradan buraya kaç var? Hocam 26 artış var burada. Değil mi? Evet. e artışlara göre oranlamaları yazabiliyor muyduk? Evet. 14 bölü 26. Sadeleştirdiğimiz zaman 7 bölü 13. Yani burası 7K'da 14 artar 13K'da da 26 artar diyebiliriz. Toplam 20K eşittir 60 verilmiş. K'yı da böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Yani burası 14. 3 bulduğumuz için 21 oldu. Burası da kaç bulduk? 3 bulduğumuz için 39 oldu. Eyvallah. Şurayı 39 yazalım. Burayı da kaç yazdık? 21 yazacağız. Şimdi şuraya da bir x diyelim. Hocam buradaki x'i biz bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Hatta x demeyelim. Bence tamamına x diyelim e, ee, tamamında ben şuradaki paralelden bulabilirim. Hiç buraya da işin içine katmayayım. Hocam temel orantı var. 24 bölü 50. 24 bölü 50 neye eşittir? <laughs> x bölü x artı 39'a eşit değil midir? Evet. x bölü x artı 39'a eşittir. Sadeleştir. 2'ye böl 12. 2'ye böl 25. İşler dışlar yapalım. 25x. Gerçi. Evet. İşler dışarı yapalım. 25 x eşittir. 12 ile burayı çarpıyorum. 12 x artı 12 çarpı 39 yaptı. Bunları çarpmayayım. Attım bunu buraya. 13 x eşittir. 12 çarpı 39 sadeleştirme var. Ve x ile böylelikle 36 olarak buluruz. Zaten bizden 36 isteniyor. Yani kaçıncı soru? 7. soru Edremit çıktı. Ve geldik 8'e. Ağırlık merkezini vermiş. Ağırlık merkezini biz şimdi nasıl kullanacağız? Bak 8 var 4 var. Ve Buradaki x isteniyor bizden. Ağırlık merkezini nasıl kullanacağız? 3 seçeneğimiz var. Hocam ya buradan A'dan çizeceğim ya B'den çizeceğim ya da C'den çizeceğim. Sanki A'dan çizmek daha mantıklı gibi duruyor değil mi? E o zaman A'dan çizelim. Hocam A'dan çizince ne yapıyor burada A'dan çizince? 8'de verilmiş ya 4 4 diye bölüyor sadece. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. 8 4 ve AC uzunluğu da 10 verilmiş. Ha. AC uzunluğu da 10. Tamam. Şunun tamamı 10. Sadece aklımızda bulunsun. ecx x kaçtır diye soruluyor. E burada da ne var? 1'e 2 oran var. Tamam. Hocam burada 4'e 4 var. Burada 1'e 2 oran var. E ne yapacağız burada arkadaşlar? Oran mantığını kullanacağız. İster buradaki 4'e 4'ü kullan. Yani bir orta çiz. İstersen buradan 2'ye 1 mantığı kullan. İstediğin yerden git. Sana kalmış. E hocam ben buradan paralel çizince mesela 2 bölü 3'ten dolayı burası rasyonel çıkacak sadece. E o yüzden ben buradan gitmeyeyim. Hatta buraya da 2A buraya da A dersem 3A 10 10 bölü 3 ile uğraşacağım. Hiç buradan yapmayayım mesela bak. Şurada G, G'deki orandan değil de buradan gideyim. Şuradan bir paralel çizeyim. Yani şurada bir orta oldu. A ise burası 2A oldu? Evet. Burası ne oldu? 4A oldu. E ben buna paralel çizdim ya. Bak şurada da bir kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? -ka 4'e 1. 4'e 1 olacak. O zaman burası 4x olacak. Toplamda 5 x eşittir 10 sa X'i de böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Ve cevap akçay çıktı. Gördünüz mü oran mantığını kullanmak derken. İster bunu kullan ister bunu kullan ama soruda seçeneğimiz neye göre olacak? Hangisi kısa yolda gidiyorsa. Rasyonelle uğraşmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar burada. Tamam. Biz burada paralel çizdik. İstersen sen şöyle şuna siyah çizgiye de paralel de çizebilirdim burada bu arada. Haberin olsun. Biz bu paralellikten A ise 2 aldı. 4 aldı. Kelebekten direkt çıkarttık sonucu. Evet 8. soru. Akçay geldik 9'a. Aşağıda bu üçgenler verilmiş. Sadece birer açılar verilmiş. E hocam şu üçgende ve bu üçgende birer açılar varsa sadece bir açı varsa kenar açı kenar incelemesi yapıyoruz. Alfanın kolları 4'e 6. Öbüründe alfanın kolları nedir arkadaşım? O da 10'a 15. Oranladığım zaman her ikisini bu 2 bölü 5. Bu da 2 bölü 5. A, 3'e böldüğümüz 2 bölü 5. O zaman iki üçgen kenar açı kenardan benzer oldu ve benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranıdır. Aynı zamanda benzerlik oranı da burada kaç? 2 bölü 5. E o zaman alfanın karşısı 5 bölü alfanın karşısı x deriz. E buradan 2x 25 ise x'i de böylelikle 25 bölü 2 olarak buluruz. Yani 9. soru Cihan oldu ve geldik ona. Evet 6 8 o 6 8 10'dan direkt 90'ı yapıştırdık. Sonra AD üçgenin kenar ortak uzunlukların toplamı A santimetre olduğuna göre ABC üçgenin kenar ortayları uzunlukları toplamı A türünden aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bak kenar ortay uzunlukları toplamını A demiş. Bizden diğerinin kenar ortay uzunlukları toplamı isteniyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakacak olursak aslında buraya alfa buraya beta dersem 6 8 10 hatta bu da 12 16 20 değil mi o zaman arkadaşlar 90 olduğu için evet. Normalde bunu belki 6 8 10 gerçi görülüyor. 90'ı yapıştırdık 12 16 20. E hocam Bak 6, 8, 10, 12, 16, 20. Bu da 3, 4, 5'in katı. Büyü de 3, 4, 5'in katı. Ya da 6, 8, 10'u yazdın. öbür de 12, 16, 20 ya. Aa hocam oranladığımız zaman 2 üçgen kenar kenar kenardan benzer çıktı mı? Evet. O zaman 6'yı görenle 12'yi gören açı birbirine eşittir. Tamam 6'yı görenle 12'yi gören açı birbirine eşittir. Evet 90'sa burası da doldu bet oldu. Evet gerçekten şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Şimdi kenar ortay uzunlukları toplamı A demiş. Diğerindeki kenar ortay uzunlukları toplamı isteniyor. Hiç kenar ortaylık uzunluklarını tek tek bulmayayım ben. Arkadaşlar buradaki yorum yapayım şimdi. A köşesinden çizilen kenar ortayla büyükte A köşesinden çizilen kenar ortay arasındaki oran nedir? Benzerlik oranı kaç? Hocam benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2 olduğu için kenar ortay A köşesinden çizilen kenar ortayla A köşesinden çizilen kenar ortaylar arasındaki oran da yine nedir? 1 bölü 2'dir. E, E'den çizilen oranla F'den çizilen orandaki şey de 1 bölü 2'dir. Yani E'den ve B'den çizilen de 1 bölü 2'dir kenar ortaylar. Hatta D ve C'den çizilen de 1 bölü 2 midir? Evet. E şimdi kenar ortaylar 1 1 1 iken yani atıyorum burası A iken bir tanesi hatta buraya X iken o zaman öbüründeki kenar 2 X olacak. Hatta burası Y iken öbürü 2 Y olacak. Hatta burası Z iken B köşesinden çizilen burası da ne olacak? 2 Z olacak. E şimdi kenar ortaylar toplamı x artı y artı z verilmiş. E arkadaş x artı y artı z a iken diğer kenar ortaylar toplamı isteniyor bizden. 2x 2y ve 2z toplamı isteniyor. O da kaç yapacaktır? 2 yapacaktır. Ya da kenar ortaylar oranı benzerlik oranıdır. Benzerlik oranı da 1 bölü 2. E kenar ortaylar toplamı da toplamları da sonuçta çarpım yapmıyoruz. Yine benzerlik oranına eşit olacaktır. E kenar ortaylar benzerlik oranı 1 bölü 2 ise o zaman kenar ortaylar toplamları da 1 bölü 2 olur diyebiliriz. Ee, o zaman bir tanesi A ise diğeri ne olacak? Büyüğü 2A olacaktır. Bizden de 2A isteniyor. Bu sefer de toplamla ilgili böyle bir şey sorduk. A burada geniş ispatı yaptım. Bir tanesi X iken diğeri 2X olur. Kenar ortay. Ee, y iken 2Y Z iken 2Y. 2Z iki olur. Bu X artı Y artı ya A verilmiş. Top 2 katı isteniyor bizden. Cevap da 2A olur deriz. Ve böylelikle 10. soruyu da Denizli buluruz ve test 4'ü bitiririz. O zaman bir sonraki dersimizde videoda daha doğrusu Test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.